Arkası Yarın. İnsanlar tarafından öldürülen Ekrem, babası gibi denizci olur. Ekrem, mal götürdükleri Midilli Adası'nda korsanların eline düşen Selim Reis'i kurtarmak isterken, korsanlar tarafından yakalanır. Durumu, hancı kadından öğrenen eniştesi Bilal Reis, Hristo'nun evine baskın yaparak Ekrem'i ve Selim Reis'i korsanların elinden kurtarır. Adadan kaçan korsanların başı Boris yakalamak için Girit'e doğru hemen yola çıkarlar. Yolda Bilal Reis, Ekrem'i Leventlerin reisi yapar. Ekrem, sistem faydalanarak geçtiği korsanların gemisine bir savaş hilesiyle yaklaşır. Talyonda kaç kişi var görebiliyor musun? Görüyorum. 6 tayfa güverteyi paspaslıyor. Dümenin başında da 2 kişi var. Başka kimse yok. Peki ya silahları var mı? Topları var mı? Ne silah ne top. Hiçbir şey yok efendim. Sıradan bir ticaret gemisi. O zaman top atışı yaparak batırmanın lüzumu yok. Kalyonu batırırsak içindeki mallar da denizin dibini boylar. İyi de bizden kaçması gerekirken neden üzerimize doğru geliyor? Kalyonun reisi her kimse akıllı. Bizden kaçamayacağını anladı. Ateş ederek batırmamamız için teslim olmak amacıyla yanımıza geliyor. Her ihtimale karşı tayfaları uyarayım mı? Değmez. Bırak gönüllerince içip eğlensinler. Madam Eleni, Matmazel Helen, her ihtimale karşı siz kameranıza inip kapılarınızı kilitleyin efendim. Ben daha sonra gelir durumu rapor ederim size. Onların bize saldırmasına izin vermeyeceksiniz değil mi? Merak etmeyin madam. Tek bir top atışı bile yapmadan teslim alacağız onları. Ekrem, birkaç dakika sonra korsan gemisine bordalayacağız. Dürbünü verir misin? Korsan kadırgasında ne olup bitiyor bir bakmak istiyorum. Buyur. Her şey yolunda. Kaptan bizi teslim aldığından öleyim ki küpeşteye dayanmış bizim yaklaşmamızı bekliyor. Beklesin bakalım. Son bekleyiş olacak bu. Biraz sonra dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz onlara. Hey, kalyondakiler! Yelkenlerinizi indirin ve teslim olun. Yaşasın. Planımız tıkır tıkır işliyor Ömer. Top atışı yapmak yerine bizi teslim almak istiyorlar. Bu ihmal onlara çok pahalıya mal olacak. Galyondakiler, size söylüyorum. Sağ olarak kurtulmak istiyorsanız hemen teslim olun. Şimdi ne yapacağız Ekrem? Dediklerini yapacağız. Müslim, yelkenlerin ikisini indirin. Ekrem, iyice yaklaştık. Davut, teslim bayrağını çek. Ne? Ne dedin sen? Teslim bayrağını çek dedim. Delirdin mi sen arkadaşım? Elin gavuruna teslim olacağıma ölürüm daha iyi. İtiraz istemem bre. Ne diyorsam onu yap. Hayır, asmayacağım. Bir Osmanlı'nın esir bayrağı çektiği görülmüş, işitilmiş şey mi? Ömer, dümeni mecide bırak. Sen git çek teslim bayrağını. Tamam efendim. Delirmişsiniz. Hepiniz delirmişsiniz. Korsana teslim olunur mu? Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Teslim bayrağını çektik yiğidim. Güzel. Ne diyor bu köpekler? Ne demelerini bekliyordum. Yaşasın zafer bizimdir diye haykırıyorlar. Neden yaptın bunu Ekrem? Neden sevindirdin bu namussuzları? Sen onların sevinçli aralarına bakıp da üzülme Davut. Son gülen iyi güler. İyice yaklaştık korsanlara. O zaman sıra bizde. Bindir şuna sancaktan yanık Ömer. Emrin olur Osmanlı Levendi. Şimdi sıra bizde. Hadi Leventlerim, hadi yiğitlerim, çıkın saklandığınız yerden. Harp meydanı bizi bekliyor. Allah'a ekber! Hücum! Allah'a ekber! Allah'a ekber! Yiğit Leventler göreyim sizi. Korsanlar hiçbir şeyin farkında değil. Kadırgalarına çarpar çarpmaz ipleri asılarak karşı gemiye geçeceğiz. Boğazaladık Ekrem Levent! Tam sırası.
Hadi Levent kardeşler göreyim sizi. Osmanlı denizcilerinin kim olduğunu görsünler bile. Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah! Öldürün arkadaşlarımızın intikamını alın! Vurun! Yaşarın Levent'e! Allah Levent'e! Gözlerime inanamıyorum Selim Reis. Karada kuzu gibi görünen Ekrem'in böylesine kahramanlık sergileyeceğini söyleseler de inanmazdım. Koca kadırgayı nasıl ele geçirdi gördün mü? Ben boşuna konuşmam Bilal Reis. Onda hem büyük bir zeka hem de müthiş bir fizik gücü var. Öldürülen denizcilerimizin intikamını aldı. Ya! Korsan gemisi artık bizim Ekrem. Bir kısmı öldü, bir kısmı denize atladı ama fazla kaçamazlar. Köpek balıklarına yem olurlar. Geriye kalanlar da teslim oldu. Rabbimize hamdolsun. Bu cidali bize nasip eyledi. Bizden ölen yaralanan var mı? Çok şükür ölen yok. Ama 8 tane yaralımız var. Elhamdülillah. Hemen onların yaralarını tımar edelim. Ekrem Levent'im. Buyur Davut kardeş. Emirlerine karşı çıktığım için bağışla beni. Teslim bayrağı çektiğinde bunun bir savaş hilesi olduğunu anlayamamıştım. Bağışlanacak bir şey yok. Sana gerçeği söylemeye vakit bulamamıştım. Bunca yıldır denizlerde dolaşırım. Senin gibi kurnaz bir denizci görmedim. Sayende koca bir kadırgayı teslim aldım. Allahu Teala'nın izni sizlerin de birlikte hareket etmesiyle oldu. Ama kadırgayı teslim almakla işimiz bitmedi. Esas ele geçirmemiz gereken Boris. Onu yakalayamadık daha. Sakın kaçmış olmasın. Şaka mı yapıyorsun Levent'im? Uçsuz bucaksız denizde nereye kaçacak? Denize atlasa bile köpek balıklarına yem olur. Doğru. Alçak herif mutlaka kadırgada bir yere saklanmıştır. Yürü diyorum sana. Tamam. Yürü. Yalvarırım. Bak. Öldürmeyin. Bak sana kimi getirdim yiğidim. Bu adam da kim? Korsan kadırgasının kaptanı. Demek bu zorbalar gemisinin kaptanı sensin öyle mi? Adın ne senin? Glasgow. Söyle bakalım Glasgow efendi. Boris iblisi nerede? Bilmiyorum. O bizimle gelmedi. Yalan söylüyorsun bre. Boris'in bu gemide olduğunu biliyorum. Dişlerini sökmeden nerede saklandığını söyle. Yemin ederim ki Boris burada yok. Karısıyla kızı burada. İnanmazsınız kadırgayı arayabilirsiniz. Boris'in karısıyla kızı burada mı dedin? Evet. Aşağıdaki kameralarda kalıyorlar. Pekala. Davut, kaptanı bizim kalyona götür. Daha sonra reisler de onu sorguya çekmek ister belki. Peki Yiğit Levent'im. Yürü bakalım papuçlarımın kaptanı. Bu kötü oldu Ömer. Boris'in bu gemide olduğundan öyle emindim ki. Üzülme. Nerede olduğunu karısıyla kızına sorar öğreniriz. Gidip sorguya çekelim şunları. Sen onları güverteye getir. Ben de bizim kalyona gidip reisleri alıp buraya getirerek kadırgayı teslim ederim. Bilal reisim, Selim reisim, korsan kadırgasını sizlere teslim etmekten şeref duyuyoruz. Yaşasın Osmanlı denizcileri! Yaşasın Osmanlı denizcileri! Yiğit Leventlerim! Yiğit Leventlerim! Allah-u Teala'nın izniyle yüzümüzün akıyla kayıp vermeden bu cidali kazandık. Osmanlı'nın sarsılmaz gücünü göstererek Akdeniz'i korsan gölüne çevirmek isteyen haydutlara büyük bir ders verdiniz. Kazanız mübarek olsun. Allah bana bu günleri de gösterdi. Artık ölsem de gam yemem. Bu kara yüzlü, kara kalpli alçaklardan Leventlerimin intikamını aldınız. Gazanız mübarek olsun. Efendimiz şefaatçiniz olsun. Ekrem Levent. Buyur reisim. Esirlerin arasındaki yaralıları ayırın. Bizimkilerle beraber tedavi edilsinler. Baş üstüne efendim. Boris'i bulabildiniz mi? Boris gemide yok. Kaptanı sorguya çektim. Gemide Boris'in karısıyla kızı varmış. Yazık. Onun gemide olduğunu sanıyorum. Üzülme Selim Reis. O Meylun'un karısıyla kızının elimizde bulunması daha iyi bir koz olacak. Boris onlar için kendi ayağıyla gelecektir bize. Hatunlar nerede şimdi? Aşağıdaki kameralarda kalıyorlarmış. Ömer'i onları bulup getirmesi için görevlendirdim. Pekala. Biz Selim Reis'le bizim kalyona gidiyoruz. Sonra orada görüşürüz.
Peki reisim. Arkadaşlar, reisi duydunuz. Hem bizim hem de korsanların yaralılarını kalyona götürüp yaralarını sarın. Tamam reisim. Ekrem Levent. Ne oldu Ömer? Boris'in karısıyla kızını bulamadın mı? Bulmasına buldum da kapıyı açmıyorlar. İçeriden kilitlemişler. Benimle gel de kapıyı açmaları için ikna edelim. Tamam. Kapıyı açın. Hemen dışarı çıkmanızı istiyorum. Korkudan açmak istemiyorlar herhalde. Size dışarı çıkın dedim. Bu gemi Osmanlı denizcileri tarafından ele geçirilmiştir. Korkmayın. Canınıza dokunulmayacaktır. Bizden ne istiyorsunuz? Ha Ekrem, sizin ne işiniz var burada? Gemiyi teslim aldık madam. Kızınız nerede? Buradayım Ekrem Levent. Demek gemimizi zapt eden korsanların elebaşısı sensin ha? Biz korsan değiliz Selen. Korsan avcısıyız. Madem değilsiniz neden saldırdınız gemimize? Yazık. Bir de evimizde ağırlamıştık sizi. Evinize babanızın ısrarı üzerine gelmiştik matmazel. Bize ne yapacaksınız? Merak etmeyin. Kimse kılınıza zarar vermeyecektir. Osmanlı'nın kılıcı hiçbir zaman aman dileyen kadın ve çocuklara kalkmaz. Reislerimiz sizinle ilgili bir karar verinceye kadar buradan dışarı çıkmayacaksınız. Bu iş henüz bitmiş değildir. Asıl mesele Boris denen adamı ele geçirmek. Onu ele geçiremediğimiz süre içinde de bu denizlerde hiçbir kalyonumuz korkusuzca ve güven içinde seyredemeyecektir. Bu bakımdan bir an önce onu yakalamanın çarelerini araştırmalıyız. Karısı ve kızı elimizde bulunduğu sürece o namussuz bize hiçbir kötülük yapamaz Selim Reis. Ancak bu onun korsanlık yapmayacağı anlamına da gelmez. Bu yüzden bir an evvel onu bulup peşine düşerek ele geçirmeliyiz. Geminin kaptanı elimizde esir. Biraz sıkıştırırsak Boris hakkında bir şey öğrenebiliriz. Haklısın Ekrem. Kaptan Boris'in nerede olduğunu mutlaka bilir. Hemen getirip sorguya çekelim. Ben onu alıp buraya getiririm. Yandaki kameraya hapsetmiştim. Arkadaşlar, artık ok yaydan çıktı. Bu zaferimizden sonra Akdeniz'de bulunan bütün korsanlar bize karşı cephe alacaklardır. Bu bakımdan her an tetikte olmamız gerekiyor. Onlarla savaşmak zorunda kalabiliriz. Bu yüzden korsan kadırgasını hemen onarıp oraya yerleşelim. Artık o gemide bizim malımız sayılır. Gir içeri bakalım kaptan. Reis seninle konuşmak istiyor. Buyurun, buyurun. Oturun kaptan. Kaptan, senden Boris hakkında bilgi almak istiyorum. Ne gibi bir bilgi istiyorsunuz? Eşini ve kızını senin gemide bulduk. O şu anda nerede? Bir Osmanlı Levent'i adlı oyunun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.